Epic Games ve Steam bahar indirimleri başladı. Peki hangi oyun ne kadar oldu? Ve indirimli oyunlardan hangisini almak gerekir? Öncelikle indirimlerin Epic Games'te 28 Mart saat 6'ya kadar, Steam'de ise 21 Mart saat 8'e kadar geçerli olduğunu söyleyeyim. Bu saate kadar almanız gerekiyor. İndirimli oyunlara geçmeden önce Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunundan bahsetmek istiyorum. Deus Ex Make It Divided. Deus Ex, Human Revolution'ın devamı olarak gelen Make It Divided, Adam Jensen'ın hikayesini sürdürüyor. Oyunda Illuminati'yi avlıyor ve araştırılacak bütün mahalleler, ortadan kaldırılacak çeteler, açığa çıkarılacak komplolar ve kilidini açacak bol miktarda cyberpunk yeteneği var. Ayrıca bu oyuna düşük sistem gereksinimli de diyebiliriz. İstenilen sistem özellikleri gerçekten de düşük. Şimdi gelin hep birlikte indirimli oyunlara bakalım. Battlefield 2042. Epic Games'e 90 lira olan oyun Steam'de ise 289 lira. İlk çıktığı zaman bayağı topa tutulmuş bir oyundu. Sonradan toparladı ama Battlefield serisini belki de bitirecek bir oyun oldu. Red Dead Redemption 2. Epic Games fiyatı 495 lira olan Red Dead Redemption 2'nin Steam fiyatı ise 636 lira. Efsanevi bir hikayesi, harika bir oynanışı ve saatlerce başından kalkmak istemeyeceğiniz RDR2, hala oynamadıysanız gerçekten çok şey kaybetmişsiniz demektir. EA Sports 2024. Epic Games'te 420 lira olan oyun, Steam'de ise 449 lira. İlk defa birbirlerine yakın fiyatlar. FIFA 24, yani yeni adıyla EA Sports 2024, FIFA'nın devamı niteliğinde olan bir oyun. Ben 2-3 ay önce Epic Games'ten daha ucuz almıştım, şimdi tadını çıkartıyorum. Fenerbahçe ile bir kariyer modu oynuyorum. Need for Speed Unbound. Epic Games'te 120 lira olan oyun, Steam'de ise 224 lira. Need for Speed serisine hakimseniz ve araba yarışı oyunlarıyla ilgiliyseniz deneyim etmeniz gereken bir oyun. Hogwarts Legacy. Epic Games'te 550 lira olan oyun, Steam'de ise 962 lira. Harry Potter evreninde geçen, ilk çıktığı zamanlar oyun dünyasını alevlendiren bir yapım. Mount & Blade Bannerlord. Epic Games'te 330 lira olan oyun, Steam'de ise 385 lira. Mount & Blade serisinin en gözde oyunlarından biri. Bayağı da sevilmişti ilk çıktığı zamanlar. Hala da oynayanı ve seveni fazla olan bir oyun. The Witcher 3. Epic Games'te 207 lira olan oyun, Steam'de ise 240 lira. Hikayesiyle beni bağdaştırmıştı ve başından kalkamamıştım. Eğer hala oynamadıysanız bir şans verin bence. Back 4 Blood. Harika bir zombi oyunu ve Epic Games'te şu anda 37 lira. Bu karşılaştırma sekansından sonra sizinle bir tablo incelemesi yapalım. İki platformu da ayrı ayrı inceleyerek indirimli oyunlara gelin, hep birlikte bakalım. Alan Wake 2, 729 lira Alan Wake 2 ve gerçekten de psikolojik bir korku oyunu Alan Wake 2. Alan Wake 1'i de oynadıysanız Alan Wake 2'yi de oynayabilirsiniz. İlk çıktığı zamanlar bayağı beğeni aldı. Şimdi indirimde 120 bir indirim var. Bence deneyin. Dead Island 2, 235 lira. Dead Island da bir zombi oyunu. Eğer zombi oyunlarına karşı aşinaysanız ve Dying Light gibi oyunları da seviyorsanız Dead Island 2 denemeniz gereken bir oyun. GTA 5, 374 lira. Bir zamanlar Epic Games GTA 5'i bedavaya vermişti. Şimdi 374 lira, %50 indirimli. Tabi GTA 6 çıkacak 2025 yılına kadar ama GTA 5'i de en azından bir oynayayım derseniz 374 lira alabilirsiniz. Star Wars Jedi Survivor. Star Wars evrenine hakimseniz ve seviyorsanız 944 lira olan Star Wars Jedi Survivor'ı oynayabilirsiniz. Dead by Daylight 225 lira. %50 indirimli 225 lira olan Dead by Daylight eski zamanlarda sadece 15 lira veya 30 liraydı ve şimdi bu fiyatta olması beni şaşırtıyor. Arkadaşlarınızla co-op şekilde hem korku dakikaları hem de eğlenceli dakikalar yaşayacağınız bir oyun bence. Oynamadıysanız ve co-op oynayacağınız çok fazla arkadaşınız varsa Dead by Daylight'ı deneyebilirsiniz. Rainbow Six Siege 45 lira. Yani Rainbow Six Siege şu anda 45 lira ve bence kaçırmayın bu fiyata. Eski zamanlarda da bu fiyatlar aralığında satılıyordu. Rainbow Six Siege eğer FPS oyunlarını seviyorsanız ve CS2'ye de biraz aşinaysanız oynayabilirsiniz. Zaten izleyicilerin çoğu da Rainbow Six Siege'e bir hakimliği vardır diye düşünüyorum. The Lord of the Rings Return to Moria. Lord of the Rings evrenini seviyorsanız ve co-op'ta oynamak istiyorsanız 191 liraya The Lord of the Rings Return to Moria oynayabilirsiniz. Borderlands 3, 46 lira. Bence bu fiyata kaçırılmaması gereken bir oyun Borderlands 3. Ben co-op olarak arkadaşlarımla oynamıştım. Borderlands 3 bence co-op harici oynanamayacak bir oyun. O yüzden bence şans verebilirsiniz. The Last of Us Part 1, 736 lira ve The Last of Us Part 1 bu fiyata bence idare eder seviyede, niteliğinde olabilir. Ve Epic Games'te şu anda %33 indirimli. God of War, 449 lira. %50 indirimle 449 liraydı şu an God of War. Epic Games'te şu anda bahar indirimleri arasında yerini almış. Bence God of War'u da oynamadıysanız şans verebilirsiniz.
Marvel Spider-Man Remastered 659 lira. Bence Spider-Man'e göre biraz pahalı olabilir. Ben Spider-Man'i oynadım, bayağı da beğendim ama 659 lira ben şahsen vermezdim. Şimdi gelin isterseniz biraz da Steam kısmına bakalım. Steam'de oyunlar ne kadar olmuş? Diablo 4 1123 lira. Yani tamam, Diablo belki güzel oyun olabilir ama 1123 lira değerinde bir oyun değil. Sons of the Forest 361 lira. Sons of the Forest bu fiyatı hak ediyor ve arkadaşlarınızla daha keyif alacağınız bir oyun. Bence Sons of the Forest'ta oynayabilirsiniz. Forza Horizon 5 526 lira ve Forza Horizon 4 de 211 lira. Yani Forza Horizon 5 biraz pahalı gelebilir ama Forza Horizon 4 de bence 211 lira. Ortalamanın biraz üstüne diyebilirim. Yani 200 lira şu anda büyük bir fiyat değil ama Forza Horizon'a göre de normal bir fiyat diyebilirim. Resident Evil Village 385 lira. Bence Resident Evil evreninin en iyi oyunlarından biri olan Village için 385 lira çok da fazla bir para değil. Eğer oynamadıysanız ve Resident Evil serisini seviyorsanız, birazcık hem bulmaca çözeyim, hem aksiyon yaşayayım, hem de birazcık korkayım diyorsanız Resident Evil Village iyi bir oyun olacaktır. Dying Light Definitive Edition 208 lira. Yaklaşık bundan 3-4 yıl önce bu oyunu herhalde bir 19-20 liraya diye aldım diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamayayım ama 208 lira da şu anda çok fazla bir fiyatı olmayan Dying Light için iyi bir fiyat olabilir. Hellblade Senua's Sacrifice 96 lira. Bence yine iyi bir fiyattır Hellblade Senua's Sacrifice için. Steam'de şu anda 96 lira. The Elder Scrolls Online 115 lira. Doom Eternal 153 lira. Eğer birazcık stres atmak istiyorsanız Doom Eternal 153 lira gerçekten iyi bir fiyat. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonunu tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.